Onlar modern dünyanın devamını sağlayan devler. Onlar sıvı doğalgaz, yani SDG taşıyan süper tankerler. Bunların inşası ve kargolarının güvenliğini sağlamak tam bir mühendislik harikasıdır. Bu gibi gemilerin taşıdığı yükün enerjisi 60 atom bombasına eşit. Bu devasa araçları güvenilir yapmak çok hassas bir mühendislik ve süper bilim gerektirir. Ne zaman ki tam anlamıyla eksiksiz yapılırlar, o zaman diğer süper tankerlerin yanında denizin mega yapıları olarak yerlerini alırlar. Süper tanker maceramız, dünyadaki SDG süper tankerlerinin %75'ini üreten Güney Kore'de başlıyor. Bu rekabetin çok yoğun olduğu bir sektördür. Daha ziyade elektronik üreticisi olarak bilinse de Samsung, süper tanker dizayn ve mühendisliğinde sektörün önde gelen liderlerindendir. Görevleri basit. Olabildiğince fazla ve güvenli gemi üretmek. Teslim tarihleri yaklaşıyor ve enerji talebi her gün artıyor. Bu yakıt taşıyan dev gemiler modern dünyanın devamı için hayati bir önem arz etmektedirler. Sıvı yakıt taşıyan süper tankerler teknolojilerinden ve büyük taşıt olmalarından mühendislik açısından çok ilginç projeler. Samsung'un en son sıvı yakıt süper tankerinin doğumu bu tersanede başlamıştır. Bir Malezya şirketi tarafından sipariş edildi. İsmi Kraliyet Onuru ve güven anlamına gelen Seri Amanah'tır. İnşası karmaşık ve amansız olacaktır. Tersanenin 3 milyon metrekaresinin tamamı geminin yapımında kullanılacak. Bu sanayide gerçek olan şey zamanın para olmasıdır. Herhangi bir hata veya gecikme maliyetleri kontrolden çıkaracaktır. Bunun gibi süper tankerler 200 milyon dolardan fazlasına rahatça satılabilir. Bundan ne kadar çok üretilirse o kadar çok para kazanılır. Süper tanker inşası belirli evrelerden oluşur. Gemi her biri 3000 ton kadar gelebilen mega blok denen 6 bölümden oluşmaktadır. Her bir mega blok ağırlıkları 1000 tona ulaşan daha ufak blokların bir araya getirilmesiyle inşa edilir. Tüm mega bloklar inşa edildikten sonra kaynaklanarak süper tankerin kabuğunu oluştururlar. Süper tankerin içinde sıvı yakıt taşımakta kullanılmak üzere yalıtılmış 4 adet dev kargo tankı bulunmaktadır. Sıvı yakıtı gemi içine ve gemiden dışarı taşımak için kullanılacak dev motor ve borular monte edilir. Son olarak mürettebat kabinleri ve üst güverte yerleştirilir. İnşaat gittikçe büyümektedir. Süper tankerimiz bittiğinde 282 metre uzunluğunda, 33 metre yüksekliğinde, 42 metre genişliğinde ve 75 bin ton ağırlığında olacaktır. Samsung tersanesi dünyadaki en büyük ikinci tersanedir. İçindeki her şey büyüktür. Yıllık 900 bin ton çelik alınmaktadır.
süper tanker seri Amanag'ın tamamlanması için 20 bin işçi tarafından günlük 3 bin kilo pirinç tüketilecek ve 1 milyon saat işçilik gerekecektir. İlk mesai sabah 7.30'da başlar ve işçiler tersane içindeki görev yerlerine dağılırlar. Bir Kore tersanesine girdiğinizde, özellikle de bunun gibi sıvı yakıt süper tankerleri inşa edenlere en etkileyici şey tersanenin büyüklüğüdür. Tersane içinde birçok geminin etrafına parçaları düzenli olarak yerleştirilmiş büyük bloklar vardır. Sadece buradaki işin çapını görmek bile inanılmazdır. Süper tanker seri Amanah'ın inşasının ilk evresi çelik tedariği ve kesimidir. İşlenmemiş dev çelik levhalar taşıyan bir mağara gelir. Levhalardan her biri 6 ton, yani 2 New York taksisinden fazla çeker. Bunun gibi 4000 çelik levha birbirine kaynaklanır ve süper tankerimizin kabuğunu oluşturur. Bu amansız bir yılın ve bir çelik levhasını dev süper tankere çevirecek olan işçiliğin başlangıcıdır. Her plaka spesifik ölçülere uymak zorundadır. Çelik 2 santimetre kalınlığında, 14 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olmalıdır. Bu teknisyen çeliğin ebadını beğenirse ancak ondan sonra temizlenip işleme tabi tutulur. Kaybedecek zaman yoktur. Kısıtlı süreden dolayı çelik lazım, hem de derhal. Düzenli çelik sevkiyatı olmazsa tersane yatar. Bu işçi ham çeliği süper tanker yapımında kullanılacak kadar sağlam plakalara çevirmekle görevlidir. Basınçlı su pas ve kirleri temizler. Sonraki adım kurşun bombardımanına hazır hale getirmek için çeliğin fırınlanmasıdır. Burada binlerce ufak kurşun parçacıkları çeliğe ateşlenirler. Bu çeliğin üzerindeki hataları ve bozuklukları giderir. Bundan sonra çelik inorganik çinko silikat primerle kaplanır. Bu çeliğin işlenirken daha az hasar görmesi ve kesilirken daha az toksik gaz çıkarmasını sağlamak içindir. Çelik levha artık hazır. Son bir kontrol var. Daha inşaatın bu aşamasında bile takım bu çelik plakanın yoğunluğunu biliyor. Bu ve bunun gibi 4000 tane daha çelik plaka tersanenin her yanında. Ufak bir ordu oluşturacak kadar çok işçi, robot ve vinç tarafından çalışılarak birleştirilecek ve ancak aylar sonra birleştirilen levhalar bir süper tankerin parçalarını oluşturmaya başlayacak. Takımın her bir üyesi işine odaklanmak zorunda. En ufak bir hata projeyi takvimin gerisine atabilir, bütçeyi aşabilir ve geminin güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Zayıf bir kaynak parçası ya da kesim süper tankerin parçalarını zayıflatır. Bunu göze alamazsınız. Özellikle sıvı yakıt gibi hassas bir kargonuz varsa.
1944'te Cleveland'ın 1 mil karesi sıvı doğalgaz tankının patlamasıyla yerle bir oldu. 130 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Kurtulanlar manzarayı bir savaş alanına benzettiler. Gezegenimizde hayatımızın devamı için enerji çok önemlidir. Arabaların çalışmadığını, elektriklerin kesildiğini ve fabrikaların üretimlerinin durduğunu hayal edin. Süper tankerler dünyanın kanını okyanuslar üzerinden uzak kıtalara taşıyorlar. Ama petrol rezervleri kururken dünya yeni enerji kaynakları ve bunların nakli için yollar arayışında. Cevap doğalgaz ve onu taşıyacak bir araç sıvı yakıt süper tankerleri. Talep 10 yıl önce yıllık 56 milyon tonken 2005 yılında yıllık 130 milyon tona ulaşmıştır. Bazı uzmanlar bunun önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 3'e katlanacağını öne sürüyorlar. Ancak bu kadar sıvı yakıtı taşımaya yetecek kadar araç mevcut değil. Doğal gaz dünyanın her yerindeki gaz alanlarında bulunmaktadır. Karada veya denizde sondajlandıktan sonra boru hatlarıyla sıvılaştırma tesislerine ulaştırılır. Burada -160 derece sıcaklıkta yoğunlaştırılarak sıvılaşır. Sıvı haldeyken süper tankerlerle dünya çevresinde taşınırlar. Ve tekrar gaz haline çevrilecekleri tesislerde doğal haline döndürülen gaz boru hatlarıyla fabrika ve evlere dağıtılır. Bu yüksek teknolojiyle taşıma gerektiren hassas bir operasyondur. Ama Titanik'ten daha büyük bir gemiyi yüzdürmek ve hareket ettirebilmek bir dizayn sorunudur. Tersanedeki işçiler ve teknisyenler süper tankerler için gerekli en efektif planların hazırlanmasında laboratuvarlarda çalışan mühendisler bağlıdırlar. Ancak mühendislerin dizaynlarını tatmin edici bulmalarından sonra bilgiler atölyelere iletilir. Uzman işçiler her bir çelik plakanın mükemmel düzgünlükte ve milimetrik olduğundan emin olduktan sonra onu bir sonraki işlem göreceği evreye gönderirler. Çelik kesimi işlemini. Çelik kesimi ve fabrikasyonu bu devasa hangarda yapılır. 73 vinç, 11 robot ve 1000 işçinin seri amanahı oluşturmak için spesifik görevleri vardır. Amansız bir operasyon, hassasiyet ve konsantrasyon gerektirir. Her işçinin ve makinenin hayati bir önemi vardır. Onlar metodolojik, tecrübeli ve olabildiğince hızlı ve özenle hazırlanmış prosedürleri en ince detayına kadar takip eder. Bunlar süper tanker seri Amanah'ın kesilecek ilk parçaları. En detaylı planlar yetenekli teknisyenlerin robotlarla dizaynı kesmeleri için fabrikaya gönderilir. Robotlar tabakalar halinde çeliği 3500 derece sıcaklıkta keserler. Bunlar süper tanker testeresi için hayati parçalardır. Excellent.
Hatasız olmaları gerekir. Aracın geçmesi gereken kalite kontrol aşamaları vardır. Bir şey yapılırken kabul edilen değerlerin dışına çıkılmışsa yeniden yapılması gerekir. Ancak teknisyenler işlerin tam anlamıyla yapıldığına kanaat getirdikten sonra çelik kaynak bölümüne gönderilir ve parçalar bir araya gelerek büyür, sonunda yeni nesil sıvı yakıt taşıyan bir araca dönüşür. Süpertanker Seriamana artık her biri kendine has ve belli bir bölüme özel üretilmiş küçük dayanaklardan oluşmaktadır. Bunlardan 98 tanesi Seriamana'nın kaburgasını oluşturmak üzere 6 mega blok olarak birleştirilir. Bu dev bölümlerin taşınması, buradaki özel dizayn, düz yataklı ve 1000 çelik taşıyabilen araç gibi bazı büyük makineler gerektirir. Bu dev kamyonlar sürekli hareket halindedirler. Bu blokları doğru yere doğru zamanda taşıyacak, bunun gibi mega vinçler gerekmektedir. Bu devasa makineler olmasa bütün tersane duraklama noktasına gelir. Güvenlik en önde gelir. Hatalar ölümcül olabilir. Aşırı yorgunluk ve hata risklerine karşı operatörler 4 saatlik vardiyelerle çalışır. Süper tankerin kaburgasının bir parçası olan bu blok tam 500 tondur ve bir jumbo jetten daha ağırdır. Güvenlik personeli bloğun altında işçi olmadığından emin olmak zorundadır. Öncelik güvenliği. Çok fazla hareket var ve birçok ağır alet ortalıkta dolaşıyor. Aklınız başınızda olmalı. Blok olabildiğince hızlı yerleştirilmeli. Havada ne kadar kalırsa yerdeki trafikte o kadar yavaşlar ve bütün tersanede bundan etkilenir. Ama bu asla güvenliğin önüne geçemez. Her çalışan bu kadar ağır bir yükün taşınmasının ne kadar zor olduğunu bilir. O yüzden bir güvenlik görevlisi size mesafenizi korumanızı söylerse siz onu dinlemek zorundasınız. Blok indi. Artık tersanenin bu bölümünde işler devam edebilir. Bu dev bölüm Seriamana'nın sadece ufak bir parçası. Daha büyük mega bir blok oluşturmak için diğer dayanaklarla kaynaklanması gerek. Seriamana'da 6 mega blok var. Bunlar ayrı ayrı yapılıp yerleştirilen dev bölümlerdir. Bu mega blok geminin arkası.
Merdivenler ve boru ağları şekillenmeye başladılar bile. İçeride bir işçi takımı da geminin iç döşemelerini yapmakla meşgul. Bu bölüm daha sonra başka bir mega bloğa kaynaklanacak. Ancak bu 6 mega bloğu bir araya getirmek inşanın en zor ve en tehlikeli bölümlerinden biri. Süper tanker Seri Amana 18 aylık inşaat süresinin 6. ayında. Çok önemli bir aşamada. Kuru havuz aşaması. Mega blokların altısının da kaynaklanmak üzere havuza alınmaları gerek. Bu projelerin çoğunun kritik sıralamaları vardır. Yani biri başlamadan diğerinin bitmiş olması gerekir. Tersanenin diğer ucunda geminin 3000 tonluk arka tarafı bekliyor. Bu vinçler için çok ağır. Ama bunun gibi deniz vinçleri için değil. ...3600 ton gibi bir ağırlık kaldırabilir. Ancak böylesine bir güç pek de ucuza mal olmaz. Bir tanesinin kullanılması günde 30 bin dolara mal olur. Ancak bugün büyük bir sorun var. Sert rüzgarlar. Mega blokları kaldırmak çok riskli. Vincin halatlarından her biri belli bir yükü kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Eğer rüzgar yüzünden çok fazla sarsıntı oluşursa ağırlık değişebilir ve halatın kopmasına sebep olabilir. Eğer biri koparsa hepsi kopabilir. Bu da hem karada hem de denizdeki vinçlerde çalışan işçilerin hayatını tehlikeye atabilir. Bu Samsung için pahalı bir sorun olacak. Çünkü hala deniz vinçlerine ödeme yapması gerek. Daha da kötüsü bu tersanedeki inşanın bir sonraki aşamasının planlandığı gibi gitmeyeceği anlamına geliyor. Güvenlik şefi dikkatle durumu gözlemliyor. Rüzgarda büyük oranda bir azalma oldu. Ancak operasyon durmuş durumda. İşin doğrusu vincin durmasıyla her şey durmuş durumda. İlk kez Seri Amana programın gerisinde kalıyor. Ertesi gün şafak vakti. İlerleyen saatler için hava tahminleri kötü. Ancak şu an büyük yüklerin kaldırılması için şartlar yeterince güvenli. Ama yeni bir mücadele var. Bu devasa yapının buradan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ikinci tersaneye gitmesi gerek. Bu prosedür normalde 3 saat sürüyor. Ancak inşa aşaması programın gerisinde olduğundan ve öğleden sonra hava şartlarının kötüleşecek olmasından ötürü ekip mega bloğu daha kısa sürede götürmeye çalışacak. Karadaki işçiler mega bloğun 3000 tonunu taşıyacak olan büyük çelik destekleri yerleştiriyor. Denizdeki vinçte operatörler bütün halatların yerleştirildiğini ve büyük ağırlığın emniyetli şekilde kaldırılmasından emin olmak istiyor. Sonunda kaldırma vakti geldi.
deniz için tasarlanan mega blok havadan nakledilecek. Operatör bu muazzam yapıyı deniz üzerinden geçirecek. Römorkörler bunu kuru havuza doğru ittirecek. Çıkabilecek herhangi bir sert rüzgar veya mekanik bir arıza bir faciaya yol açıp milyonlarca dolara mal olabilir. Bütün tersane bu mega yükün kaldırılma girişimini bekliyor. Geminin arkası şu anda iskeleye birkaç metre uzaklıkta. Ama işte esas baskının ortaya çıktığı nokta da bu. Vinç operatörünün bunu tüm geminin kaburgası içine santimetre hesabıyla indirmesi gerek. Araları çok açık kalırsa birbirlerine kaynak yapılamaz ve bu da yeni bir gecikme olur. Bunu da şirket karşılayamaz. Kuru havuzda güvenlik memurları ve mühendisler deniz vincindeki operatörün mega bloğu uygun bir şekilde indirebilmesi için her şeyi kontrol ediyor. Blok yavaşça indiriliyor. Ve mükemmel bir şekilde milimetrik olarak yerine konuluyor. ...3000 ton bir saatten daha kısa bir sürede 1 kilometre uzaklığa taşındı. Bu bir rekor ve dakikalar içinde mega bloğun gemiye kaynak yapılması işlemine başlanacak. Süper tanker Seri Amanah programı yeniden yakaladı. İşçiler kuru havuzu suyla dolduruyor. Kuru havuzu doldurmak için 150 milyon litre su gerekecek. Yani 60 adet olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar. Ertesi sabah Seri Amanah ilk Körler kuru havuzun duvarlarını çekiyor. Güvenlik memurları bu devasa geminin suya inmeye hazır olup olmadığını, römorkör kaptanı da Römorkörler 100 kat daha küçük olmalarına rağmen Seri Amanah'ı dışarı çekebiliyor. Etkileyici ve görkemli bir manzara.
süper tanker seri Amanah şu anda dışarıda ve sıvı yakıt taşıyacak en önemli parçaları olan 4 adet kargo tankının montajı için hazır. Geminin içindeki işçiler 5000 tonluk bir iskele kurdular. Bu büyük alan, gazı likit formunu koruyabileceği, eksi 160 derecede tutabilecek olan 4 adet kargo tankından birine ait. Bu tank, Washington DC gibi büyük bir şehrin bir günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yetecek olan 42 bin metreküpten fazla bir hacme sahiptir. Gazı likit formunda depolamak, fazlasını taşıyabilmek demektir. Bu da müşteriye büyük miktarda yakıt taşıyarak bu süper tankerleri daha ekonomik ve karlı hale getirmektedir. Şayet doğal gaz likit formda depolanamasaydı, aynı miktardaki yakıtı taşımak için bir süper tankerin 600 kat daha büyük, yani 177 kilometre uzunluğunda olması gerekirdi. Limanlara sığması imkansız bir büyüklükte olurdu. Bu değerli kargoları 27 bin kilometre gibi uzun bir yolculukta emniyetli bir şekilde taşımak demek, tamamen güvenli kargo tankları inşa etmek demektir. Sıvı yakıtın gemiye zarar verebileceği belli durumlar vardır. Sıvı yakıtın çok düşük ısılara ulaşarak geminin çeliğiyle temas etmesi, geminin yapısını tehlikeye atabilir. Hatta gazın kendi kendine tutuşup patlama riski doğabilir. Bu yüzden tankın koruyucu yüzeyi bu riskleri azaltmak ve kontrol etmek üzere tasarlanmıştır. 42 bin metreküp tankların her milimetresinin izole edilmesi gerekir. Soğutulmuş likit gazın geminin gövdesiyle teması, geminin iç ve dış kaburgasını zayıflatarak bütün gemiyi kırılgan bir hale getirebilir. Dış yüzey ilk koruma işlemini gerçekleştirir. Bir sonraki katmanda poliüretan köpük izolasyonu ve sonra daha fazla poliüretan köpük içeren ikinci bir bariyerin ardından ahşap bir katman ve en önemli bölüm olan paslanmaz çelikten bir duvar mevcuttur. Düşük ısılarda paslanmaz çelik daha dirençlidir ve daha az aşınır. Tıpkı bir sıcak su torbası gibi kargonun sıcaklığını koruyarak likit formunda kalmasını sağlar. Bu yüzden işçilerin tüm kargo tanklarının paslanmaz çelikle kaplandığından emin olmaları gereklidir. Saç teli kadar bir açıklık bile her şeyi tehlikeye atabilir. Güvenlik ön planda olduğu için kaynağın doğru şekilde yapılması gerek. Tersanede uzman kaynakçılar çalışır ve geliştirilmiş bir de robot yer almaktadır. Nerede ve ne yapması gerektiğini gösteren bir lazer kullanan örümcek robot, paslanmaz çelik duvara oluşturan 2000 parçadan bazılarını birbirine kaynatır. İçindeki kargonun korunmasını temin etmeye yardımcı olur. Ancak tek güvenlik önlemi bu değildir. Bu kargo tankları çok büyüktür. Bazıları 45 metre uzunluğa ve 49 metre genişliğe sahiptir. Gemi rotasında seyrederken tankların içinde büyük dalgalar oluşur. Bu yüzden koruma sistemi, yüzeye sürekli çarpan ve yerinden oynatmaya çalışan bu gibi güçlere dayanabilmek üzere gerçekten çok kuvvetli inşa edilmelidir. Herhangi bir yanlış hesap, şiddetle hareket eden milyonlarca litre sıvı yakıt tarafından üretilebilecek tehlikeli potansiyel güçlere sebep olabilir. İşçiler tüm kargo tanklarının üzerine kargo tanklarının durumunu gösteren gelişmiş izleme sensörleri monte eder. Bu bilgiler her seferde 7 gün 24 saat boyunca takip edilir. Dört kargo tankının da montajı, test edilmesi ve emniyet kontrolleri 9 ay sürer. 3 numaralı kargo tankındaki iş artık bitmek üzere.
İskele sökülüyor ve tankerin dibindeki izolasyon herhangi bir hasara karşı kontrol edilip temizleniyor. Daha yukarıda kaynakçılar ve robotlar birlikte çalışarak kargo tankının her parçasının mükemmel yapıldığını kontrol etmeye çalışıyor. Binlerce çalışma saatinin ardından bütün gizemiyle duruyor. Bu tanklar sıvı doğalgazla tamamen doldurulduğu zaman seri Manah'ın ağırlığı 125 bin tona ulaşacak. Böylesine büyük bir ağırlığı taşımak için çok fazla güç gereklidir. Bu bölümde iş makine dairesine düşmektedir. Bir uzmanlar ekibi bu alanın montajı üzerinde çalışıyor. Bütün parçaların doğru yerlere takılıp takılmadığını dikkatlice kontrol ediyorlar. Programda son kaynak aşamaları ve işin tamamlanması var. Güvenlik denetçileri herhangi bir hataya karşı çifte kontrol yapıyor. Bu muazzam alan seri Manah'ın kalbinin attığı bölüm olacak. 21. yüzyılın bilim ve teknolojisiyle inşa edilmiş bir gemi olmasına rağmen dev bir buharlı türbinle çalışacak. Bu 270 tonluk kazandaki su 500 dereceye kadar kaynayacak. İyice ısınmış buhar bu devasa pervaneyi çevirecek türbini hareket ettirecek. Seri Manah'ın teslim tarihine bir aylık bir süre kaldı. Baskı iyice artmış durumda. Eğer herhangi bir hata bulunursa bunların düzeltilmesi gerek. Bu da imzalanan kontratın ve son ödemenin gecikmesine sebep olur. Geminin yürümesi için 40 kişilik bir mürettebata ihtiyacı olacak. Bu süper tanker artık birkaç ay önce göründüğü gibi çelikten korkunç bir kale görünümünde değil. Üstelik şimdi boyandı da. Sıvı doğal gazı gemiye aktaracak ve boşaltacak olan 39 kilometre uzunluğundaki boruya şekil verildi. Makine dairesi bu halden bu hale geldi. Sıfır ve harekete hazır. Bu seri Manah'ı okyanuslar aşırtacak olan buhar kazanının bitmiş hali. Yerine yerleştirilen türbin aktarma gücünü sağlayacak ve 293 ton ağırlığında. Kaptan köşkü ve köprü de neredeyse hazır. Derin denizlerde mürettebat sefil olmayacak. Hepsinin birer suite odası olacak ve gemide bir de oyun salonu ve bir de asansör bulunacak. Kaptana, memurlarına ve mürettebata en kaliteli yemekleri çıkaracak modern bir mutfak ve aşçısı da olacak. Ama seri Manah bir lüks yolcu gemisi değil. Bu 40 kişilik mürettebatın hepsi bu devasa geminin büyük dalgaları zamanında ve güvenli bir şekilde aşmasını sağlamak ve sıvı doğal gazı sayıları inanılmaz şekilde artan müşterilere teslim etmekle görevli ekibin birer parçasıdır. Bu uzun süren bir siparişdir. Özellikle de kaptan için. Geminin kaptanı olarak gerçekten çok fazla sorumluluğunuz vardır. Öncelikle kötümser bir insan olmanız, olabilecek en kötü şeyi düşünmeniz ve o olmadan önce harekete geçmeniz gerekir. İhmalkarlık yapamazsınız. Sıvı doğal gaz gemisinde her şey emniyette olmalı. Olası tehditlere karşı belirlenmiş bazı güvenlik seviyeleri mevcuttur. Köprü üstünde bulunan teknoloji harikası navigasyon ve uyarı cihazları etrafta bulunan bütün araçları tespit edecek
yerlerini en yakın liman yetkililerine ve sahil güvenliğine bildirecek. Bunun gibi sofistike radarlar aynı zamanda tehlikeleri de tespit ederler. Seri Amanah gibi süper tankerler modern korsanların potansiyel hedeflerindendir. Denizdeki zamanımın çoğu Uzak Doğu ve civarında geçti. Oralarda bazı tehlikeli bölgeler mevcuttur. Çoğunluğu fırsatçı hırsızlardan oluşan korsanların amacı, görünmeden güverteye çıkmak ve para edecek şeyleri alıp olabildiğince süratli bir şekilde oradan ayrılmaktır. Başka bir tehlike daha var. Günümüzde her geminin terörist saldırıya uğraması söz konusu. Bu yüzden sıvı yakıt ticaretinde güvenlik kurallarına itaat ediyoruz. Her gemi kendi güvenlik planlarını geliştirmek zorunda. Sıvı yakıt tankerlerinin en önemli savunma taktiği, hiçbir aracın sorun yaratacak kadar yakına gelmesine izin vermemesidir. İster başka bir kargo gemisi veya başka bir tanker, konteyner ya da küçük bir tekne olsun, hiçbir nedenle yakında bulunmaması gerekir. Eğer devam eden bir tehlike söz konusuysa, gemi görevlileri güvenlik alarmını devreye sokar ve telsizle sinyal gönderir. Diğer bir güvenlik önlemi de Seri Amanah'ta bulunan kapalı devre kamera ağıdır. Araç aynı zamanda personel tarafından da olası güvenlik ihlaline karşı aranır. Okyanuslardaki trafik kalabalıklaştıkça çarpışma ihtimalleri de artmaktadır. Bu komplike radar sistemi diğer gemileri 193 kilometreden fazla uzaklıklarda tespit edip izler. Eğer navigasyon görevlisi diğer geminin çarpışma rotasında seyir ettiğini tespit ederse, diğer araç rotasını değiştirmesi için uyarılır. Bunun gibi sıvı yakıt taşıyan bir süper tanker tam yol giderken durması yaklaşık 14 dakika süreceğinden ufak araçların çekilmesi gerek. Kaptan ve mürettebatın tümünün sefere çıkmadan önce gemiyle tam anlamıyla bütünleşmesi gerek. Birçok test ve detaylı kontroller olacaktır. Ancak bütün bunlardan başarıyla geçilmesinin ardından sefere çıkabileceklerdir. Süper tanker Seri Amanah'ı bundan şimdiki haline çevirmek tam 18 ay sürdü. ...4000'den fazla çelik plaka, 40 kilometre boru, 240 kilometre kablo ve 330 bin litre boya kullanıldı. Zayıf bir kaynak parçası ya da kesim süper tankerin parçalarını zayıflatır. Bunu göze alamazsınız. Özellikle sıvı yakıt gibi hassas bir kargonuz varsa. ...1944'te Cleveland'ın bir mil karesi sıvı doğalgaz tankının patlamasıyla yerle bir oldu. 130 kişi ölmüş ve yüzlerce kişi evsiz kalmıştı. Kurtulanlar manzarayı bir savaş alanına benzettiler. Gezegenimizde hayatımızın devamı için enerji çok önemlidir. Arabaların çalışmadığını, elektriklerin kesildiğini ve fabrikaların üretimlerinin durduğunu hayal edin. Süper tankerler dünyanın kanını okyanuslar üzerinden uzak kıtalara taşıyorlar. Ama petrol rezervleri kururken dünya yeni enerji kaynakları ve bunların nakli için yollar arayışında. Cevap doğal gaz ve onu taşıyacak bir araç sıvı yakıt süper tankerleri. Talep 10 yıl önce yıllık 56 milyon tonken 2005 yılında yıllık 130 milyon tona ulaşmıştır. Bazı uzmanlar bunun önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde 3'e katlanacağını öne sürüyorlar. Ancak bu kadar sıvı yakıtı taşımaya yetecek kadar araç mevcut değil.
Doğal gaz dünyanın her yerindeki gaz alanlarında bulunmaktadır. Karada veya denizde sondajlandıktan sonra boru hatlarıyla sıvılaştırma tesislerine ulaştırılır. Burada -160 derece sıcaklıkta yoğunlaştırılarak sıvılaşır. Sıvı haldeyken süper tankerlerle dünya çevresinde taşınırlar. Ve tekrar gaz haline çevrilecekleri tesislerde doğal haline döndürülen gaz boru hatlarıyla fabrika ve evlere dağıtılır. Bu yüksek teknolojiyle taşıma gerektiren hassas bir operasyondur. Ama Titanik'ten daha büyük bir gemiyi yüzdürmek ve hareket ettirebilmek bir dizayn sorunudur. Tersanedeki işçiler ve teknisyenler süper tankerler için gerekli en efektif planların hazırlanmasında laboratuvarlarda çalışan mühendisler bağlıdırlar. Ancak mühendislerin dizaynlarını tatmin edici bulmalarından sonra bilgiler atölyelere iletilir. Uzman işçiler her bir çelik plakanın mükemmel düzgünlükte ve milimetrik olduğundan emin olduktan sonra onu bir sonraki işlem göreceği evreye gönderirler. Çelik kesimi işlemini. Çelik kesimi ve fabrikasyonu bu devasa hangarda yapılır. 73 vinç, 11 robot ve 1000 işçinin seri amanahı oluşturmak için spesifik görevleri vardır. Amansız bir operasyon, hassasiyet ve konsantrasyon gerektirir. Her işçinin ve makinenin hayati bir önemi vardır. Onlar metodolojik, tecrübeli ve olabildiğince hızlı ve özenle hazırlanmış prosedürleri en ince detayına kadar takip eder. Bunlar süper tanker seri Amanah'ın kesilecek ilk parçaları. En detaylı planlar yetenekli teknisyenlerin robotlarla dizaynı kesmeleri için fabrikaya gönderilir. Robotlar tabakalar hal yıllık 900 bin ton çelik alınmaktadır. Süper tanker seri Amanah'ın tamamlanması için 20 bin işçi tarafından günlük 3 bin kilo pirinç tüketilecek ve 1 milyon saat işçilik gerekecektir. İlk mesai sabah 7.30'da başlar ve işçiler tersane içindeki görev yerlerine dağılırlar. Bir Kore tersanesine girdiğinizde, özellikle de bunun gibi sıvı yakıt süper tankerleri inşa edenlere en etkileyici şey tersanenin büyüklüğüdür. Tersane içinde birçok geminin etrafına parçaları düzenli olarak yerleştirilmiş büyük bloklar vardır. Sadece buradaki işin çapını görmek bile inanılmazdır. Süper tanker seri Amanah'ın inşasının ilk evresi çelik tedariği ve kesimidir. İşlenmemiş dev çelik levhalar taşıyan bir mağara gelir. Levhalardan her biri 6 ton, yani 2 New York taksisinden fazla çeker. Bunun gibi 4000 çelik levha birbirine kaynaklanır ve süper tankerimizin kabuğunu oluşturur. Bu amansız bir yılın ve bir çelik levhasını dev süper tankere çevirecek olan işçiliğin başlangıcıdır.
Her plaka spesifik ölçülere uymak zorundadır. Çelik 2 santimetre kalınlığında, 14 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olmalıdır. Bu teknisyen çeliğin ebadını beğenirse ancak ondan sonra temizlenip işleme tabi tutulur. Kaybedecek zaman yoktur. Kısıtlı süreden dolayı çelik lazım. Hem de derhal. Düzenli çelik sevkiyatı olmazsa tersane yatar. Bu işçi ham çeliği süper tanker yapımında kullanılacak kadar sağlam plakalara çevirmekle görevlidir. Basınçlı su pas ve kirleri temizler. Sonraki adım kurşun bombardımanına hazır hale getirmek için çeliğin fırınlanmasıdır. Burada binlerce ufak kurşun parçacıkları çeliğe ateşlenirler. Bu çeliğin üzerindeki hataları ve bozuklukları giderir. Bundan sonra çelik inorganik çinko silikat primerle kaplanır. Bu çeliğin işlenirken daha az hasar görmesi ve kesilirken daha az toksik gaz çıkarmasını sağlamak içindir. Çelik levha artık hazır. Son bir kontrol var. Daha inşaatın bu aşamasında bile takım bu çelik plakanın yoğunluğunu biliyor. Bu ve bunun gibi 4000 tane daha çelik plaka tersanenin her yanında. Ufak bir ordu oluşturacak kadar çok işçi, robot ve vinç tarafından çalışılarak birleştirilecek ve ancak aylar sonra birleştirilen levhalar bir süper tankerin parçalarını oluşturmaya başlayacak. Takımın her bir üyesi işine odaklanmak zorunda. En ufak bir hata projeyi takvimin gerisine atabilir, bütçeyi aşabilir ve geminin güvenliğini tehlikeye düşürebilir. Elinde çeliği 3500 derece sıcaklıkta keserler. Bunlar süper tanker testeresi için hayati parçalardır. Hatasız olmaları gerekir. Aracın geçmesi gereken kalite kontrol aşamaları vardır. Bir şey yapılırken kabul edilen değerlerin dışına çıkılmışsa yeniden yapılması gerekir. Ancak teknisyenler işlerin tam anlamıyla yapıldığına kanaat getirdikten sonra çelik kaynak bölümüne gönderilir ve parçalar bir araya gelerek büyür, sonunda yeni nesil sıvı yakıt taşıyan bir araca dönüşür. Süper tanker Seri Amana artık her biri kendine has ve belli bir bölüme özel üretilmiş küçük dayanaklardan oluşmaktadır. Bunlardan 98 tanesi Seri Amana'nın kaburgasını oluşturmak üzere 6 mega blok olarak birleştirilir. Bu dev bölümlerin taşınması, buradaki özel dizayn, düz yataklı ve 1000 çelik taşıyabilen araç gibi bazı büyük makineler gerektirir. Bu dev kamyonlar sürekli hareket halindedirler.
Bu blokları doğru yere doğru zamanda taşıyacak bunun gibi mega vinçler gerekmektedir. Bu devasa makineler olmasa bütün tersane duraklama noktasına gelir. Güvenlik en önde gelir. Hatalar ölümcül olabilir. Aşırı yorgunluk ve hata risklerine karşı operatörler 4 saatlik vardiyelerle çalışır. Süper tankerin kaburgasının bir parçası olan bu blok tam 500 tondur ve bir jumbo jetten daha ağırdır. Güvenlik personeli bloğun altında işçi olmadığından emin olmak zorundadır. Öncelik güvenliğin. Çok fazla hareket var ve birçok ağır alet ortalıkta dolaşıyor. Aklınız başınızda olmalı. Blok olabildiğince hızlı yerleştirilmeli. Havada ne kadar kalırsa yerdeki trafikte o kadar yavaşlar ve bütün tersanede bundan etkilenir. Ama bu asla güvenliğin önüne geçemez. Her çalışan bu kadar ağır bir yükün taşınmasının ne kadar zor olduğunu bilir. O yüzden bir güvenlik görevlisi size mesafenizi korumanızı söylerse siz onu dinlemek zorundasınız. Blok indi. Artık tersanenin bu bölümünde işler devam edebilir. Bu dev bölüm seri Amanah'ın sadece ufak bir parçası. Daha büyük mega bir blok oluşturmak için diğer dayanaklarla kaynaklanması gerek. Seri Amanah'ta 6 mega blok var. Bunlar ayrı ayrı yapılıp yerleştirilen dev bölümlerdir. Bu mega blok geminin arkası. Merdivenler ve boru ağları şekillenmeye başladılar bile. İçeride bir işçi takımı da geminin iç döşemelerini yapmakla meşgul. Bu bölüm daha sonra başka bir mega bloğa kaynaklanacak. Ancak bu 6 mega bloğu bir araya getirmek inşanın en zor ve en tehlikeli bölümlerinden biri. Süper tanker Seri Amanah 18 aylık inşaat süresinin 6. ayında. Çok önemli bir aşamada. Kuru havuz aşaması. Mega blokların 6'sının da kaynaklanmak üzere havuza alınmaları gerek. Bu projelerin çoğunun kritik sıralamaları vardır. Yani biri başlamadan diğerinin bitmiş olması gerekir. Tersanenin diğer ucunda geminin 3000 tonluk arka tarafı bekliyor. Bu vinçler için çok ağır. Ama bunun gibi deniz vinçleri için değil. ...3600 ton gibi bir ağırlık kaldırabilir. Ancak böylesine bir güç pek de ucuza mal olmaz. Bir tanesinin kullanılması günde 30 bin dolara mal olur.
Ancak bugün büyük bir sorun var. Sert rüzgarlar. Mega blokları kaldırmak çok riskli. Vincin halatlarından her biri belli bir yükü kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Eğer rüzgar yüzünden çok fazla sarsıntı oluşursa ağırlık değişebilir ve halatın kopmasına sebep olabilir. Eğer biri koparsa hepsi kopabilir. Bu da hem karada hem de denizdeki vinçlerde çalışan işçilerin hayatını tehlikeye atabilir. Bu Samsung için pahalı bir sorun olacak. Çünkü hala deniz vinçlerine ödeme yapması gerek. Daha da kötüsü, bu tersanedeki inşanın bir sonraki aşamasının planlandığı gibi gitmeyeceği anlamına geliyor. Güvenlik şefi dikkatle durumu gözlemliyor. Rüzgarda büyük oranda bir azalma oldu. Ancak operasyon durmuş durumda. İşin doğrusu vincin durmasıyla her şey durmuş durumda. İlk kez seri Amana programın gerisinde kalıyor. Ertesi gün şafak vakti. İlerleyen saatler için hava tahminleri kötü. Ancak şu an büyük yüklerin kaldırılması için şartlar yeterince güvenli. Ama yeni bir mücadele var. Bu devasa yapının buradan yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ikinci tersaneye gitmesi gerek. Bu prosedür normalde 3 saat sürüyor. Ancak inşa aşaması programın gerisinde olduğundan ve öğleden sonra hava şartlarının kötüleşecek olmasından ötürü ekip Mega Bloğu daha kısa sürede götürmeye çalışacak. Karadaki işçiler Mega Bloğu. Onlar modern dünyanın devamını sağlayan devler. Onlar sıvı doğalgaz, yani SDG taşıyan süper tankerler. Bunların inşası ve kargolarının güvenliğini sağlamak tam bir mühendislik harikasıdır. Bu gibi gemilerin taşıdığı yükün enerjisi 60 atom bombasına eşit. Bu devasa araçları güvenilir yapmak çok hassas bir mühendislik ve süper bilim gerektirir. Ne zaman ki tam anlamıyla eksiksiz yapılırlar, o zaman diğer süper tankerlerin yanında denizin mega yapıları olarak yerlerini alırlar. Süper tanker maceramız, dünyadaki SDG süper tankerlerinin %75'ini üreten Güney Kore'de başlıyor. Bu rekabetin çok yoğun olduğu bir sektördür. Daha ziyade elektronik üreticisi olarak bilinse de Samsung, süper tanker dizayn ve mühendisliğinde sektörün önde gelen liderlerindendir. Görevleri basit. Olabildiğince fazla ve güvenli gemi üretmek. Teslim tarihleri yaklaşıyor ve enerji talebi her gün artıyor. Bu yakıt taşıyan dev gemiler modern dünyanın devamı için hayati bir önem arz etmektedirler. Sıvı yakıt taşıyan süper tankerler teknolojilerinden ve büyük taşıt olmalarından mühendislik açısından çok ilginç projeler. Samsung'un en son sıvı yakıt süper tankerinin doğumu bu tersanede başlamıştır.
bir Malezya şirketi tarafından sipariş edildi. İsmi Kraliyet Onuru ve güven anlamına gelen seri amanahtır. İnşası karmaşık ve amansız olacaktır. Tersanenin 3 milyon metrekaresinin tamamı geminin yapımında kullanılacak. Bu sanayide gerçek olan şey zamanın para olmasıdır. Herhangi bir hata veya gecikme maliyetleri kontrolden çıkaracaktır. Bunun gibi süper tankerler 200 milyon dolardan fazlasına rahatça satılabilir. Bundan ne kadar çok üretilirse o kadar çok para kazanılır. Süper tanker inşası belirli evrelerden oluşur. Gemi her biri 3000 ton kadar gelebilen mega blok denen 6 bölümden oluşmaktadır. Her bir mega blok ağırlıkları 1000 tona ulaşan daha ufak blokların bir araya getirilmesiyle inşa edilir. Tüm mega bloklar inşa edildikten sonra kaynaklanarak süper tankerin kabuğunu oluştururlar. Süper tankerin içinde sıvı yakıt taşımakta kullanılmak üzere yalıtılmış 4 adet dev kargo tankı bulunmaktadır. Sıvı yakıtı gemi içine ve gemiden dışarı taşımak için kullanılacak dev motor ve borular monte edilir. Son olarak mürettebat kabinleri ve üst güverte yerleştirilir. İnşaat gittikçe büyümektedir. Süper tankerimiz bittiğinde 282 metre uzunluğunda, 33 metre yüksekliğinde, 42 metre genişliğinde ve 75 bin ton ağırlığında olacaktır. Samsung tersanesi dünyadaki en büyük ikinci tersanedir. İçindeki her şey büyüktür.